Evet şimdi tansörlerden bahsettik. Gerilimi bu tansörler aracılığıyla nasıl tarif ediyoruz ve eksen dönüşümlerini tansörler aracılığıyla nasıl yapıyoruz? Bu videoda bunun üzerinde duracağız. Gerilim tansörü rank 2 bir tansör. Dolayısıyla bir matris görünümüne sahip. Rank 2 bir tansör olduğu için 2 tane alt simge yerleştiriyoruz. Ee, Dolayısıyla bir matris görünümüne sahip olduğunu söylemiştim. Bundan aslında önceki videolarda da bahsettim. Hatırlarsanız bir gerilim durumunda gerilimi toplam 3 boyutlu bir gerilim durumunda tabi gerilimi toplam 9 bileşen üzerinden tarif ediyorduk. Bunlardan 3 tanesi etki ettiği yüzeye dik konumlanıyordu. Dolayısıyla onlara normal gerilim adını veriyorduk. 6 tane de kesme gerilimi vardı. Toplamda 9 tane gerilim bileşeni elde etmiş oluyoruz. Bu bileşenleri bu tansör içine yerleştiriyoruz. Ve yaptığım, uyguladığımız yaklaşım da şu. Örneğin şöyle bir eksen sistemi tanımlayalım. Bunlara 1, 2 ve 3 diyelim. Hatırlarsanız bir yüzey, burada şöyle bir küp olduğunu varsayalım. Yüzeyleri, kübün yüzeylerini hangi yöne dik konumlandıklarına bakarak tanımlıyorduk. Örneğin buradaki yüzey bir yönüne dik konumlandığı için bunu birinci yüzey olarak tanımlayabiliriz. Ee, aynı zamanda bir gerilim bir yönünde etki ediyorsa, yani bir yüzeyine ve bir yüzeyi ne etki eden, ama bir doğrultusunda etki eden bir gerilim varsa, bu etki ettiği yüzeye dik konumlanıyor demektir. Yani normal bir gerilim var demektir. Bu analizden, bu basit analizden burada aynı alt simgeye sahip olan gerilimlerin birer normal gerilim olduğunu anlayabiliriz. Benzer şekilde farklı alt simgelere sahip yani burada 1 1 2 2 3 3 aynı alt simge 3. düzlemde 3 yönünde etki ediyor. Dolayısıyla bu dik bir gerilim, normal bir gerilim. Örneğin buradaki gerilimi ele alırsak bu birinci yüzeyi etki ediyor. Yani buraya taradığım yüzeye ama iki yönünde etki ediyor. Yani bu yüzeye paralel. Dolayısıyla bu bir kesme gerilimi. O yüzden bu bileşenleri şu şekilde yazmamız da mümkün. Bu sadece bizim yazdığımız bir gösterim. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Buraya sigma, buraya tau yazdık diye sanki farklı bir gerilimden bahsediyormuşuz gibi bir düşünce canlanmasın kafanızda aynı şeyden bahsediyoruz. Sadece farklı bir gösterim kullanıyoruz. Neyden bahsettiğimizi bildiğimiz sürece nasıl gösterdiğimizin gerçekten hiçbir önemi yok. Son olarak zx olacak. Tau zy yani z düzleminde y genünde etki eden kesme gerilimi en son olarak da sigma z ile bir normal gerilimi tanımlayacağız. Ve bu şekilde rank 2 bir tansör olan gerilim tansörünü tarif etmiş olacağız. Şimdi bu tansörleri kullanarak eksen dönüşümlerini nasıl yapıyoruz? Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Fakat işlemler ve ardındaki düşünce doğası gereği biraz karmaşık gelebilir. Eğer bu tansör gösterimine çok aşina değilseniz. O yüzden bu videoda ilk olarak bir vektör üzerinde göstermek istiyorum. Bu dönüşümü nasıl yapıyoruz? Ne yapmaya çalıştığımızı anlaşılmasını sağlamak için e, vektör üzerinde tabi çok daha basit olacak göstermesi ardından e, ilerleyen videolarda böyle karmaşık yapıdaki rank 2 tansörler için bu dönüşümleri nasıl yapıyoruz yavaş yavaş bunlardan da bahsetmeye başlayacağız. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey özünde şu diyelim ki şöyle bir bir vektör var elimizde kırmızı renkle gösteriyorum ve şöyle çizmiş olalım bu vektörü ya da biraz daha kenara çizim işlemler için yer kalsın. Şöyle bir vektör var elimizde. Buna S vektörü diyelim. Bu vektörü tarif edebilmek için bunu bir vektör olarak bir sayı dizisi olarak tarif edebilmek için bunu bir eksen sistemi üzerine oturtmamız gerekiyor. Bu eksenleri de şöyle çizelim. Biri de şurada bir eksen olsun. Bunlara da sırayla x ve y eksenleri diyelim. Buradaki gerilimin tabi burada bazı bileşenleri olacak. Buradaki renk paletini de açayım. Farklı farklı renkler alacağım çünkü. Buradaki bileşenleri nedir? X ekseni üzerinde bir bileşeni var. Burası x ekseni üzerindeki bileşeni. Yaklaşık olarak Burası da y ekseni üzerindeki bileşeni. Burada da y ekseni üzerindeki bileşeni var dedik. Bizim burada yaptığımız şey şu. Yeni bir eksen sistemi tanımlıyoruz derken dediğimiz şey aslında buradaki eksenlerin yönelimini değiştiriyoruz. Bundan daha önce bahsettik aslında. Şöyle yeni bir eksen sistemi yönelimi tarif edelim ya da biraz daha yönelim farkı düşük olsun her ikisi arasındaki daha açık açık gösterebiliriz böylece bileşenleri. Birinci eksen yönelimi bu olsun. Buna dik olacak şekilde ikinci bir eksen yönelimi de şöyle olsun. Bu tabii şu anlama geliyor. Buradaki x ekseni buraya taşınacak şekilde. Buradaki y ekseni de buraya taşınacak şekilde bu eksen sistemini biraz şöyle döndürdük. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, şey bu S vektörünü bu X apostrof Y apostrof eksenleri üzerinde tanımlamak, oradaki bileşenlerini bulmak. Biz bunun Sx ve Sy bileşenlerini bildiğimiz için teker teker bu bileşenleri buradaki yeni eksen sistemi üzerine aktarıyoruz. Yani şöyle yeşil bir renk alayım. Bu Sx'in buradaki bileşeni ne olacak? Şöyle buraya bir dik indirmek gerek. Şöyle bir... Bileşenden bahsedebiliriz. Ee, bir de buradaki sy'nin bir bileşeni olacak. Yine bu x apostrof üzerinde çünkü her iki vektörün de bir bileşeni var. Tabi bunu buraya eklemek yerine vektörleri toplayacağımız için bunu bu ucuna da ekleyebilirim. Şu şekilde. Dikkat ederseniz bunun uzunluğuna yaklaştık. Yani... Aynı yere denk geliyoruz. Bu şekilde buradaki vektörün x apostrof ekseni üzerindeki bileşenini bulmuş olduk. Bir de aynı şeyi y apostrof ekseni için yapalım. Buradaki s y onda nasıl bir farklı bir renk olsun. Şöyle biraz daha magenta tonlarında bir renk alalım. Buradaki s y bileşeninin y apostroftaki bileşeni nedir diye bakacak olursak şu şekilde çizebiliriz. Burada bir bileşen var. Bir de bu SX bileşeninin bu Y apostrof üzerinde bir yansıması bir projeksiyonu olacak. Onu da şöyle çizeyim. Yaklaşık olarak şöyle bir yere denk gelecek. Bu tabi eksi diğer tarafta etki ediyor. Eksi yöne doğru etki ediyor. Dolayısıyla yukarıdaki bileşenden bunu çıkartmamız gerekecek. Bir de böyle bir bileşen var. Bunları topladığımız zaman elde ettiğimiz net bileşenler bize buradaki S ile gösterdiğimiz vektörün bu mavi renkli eksen sistemindeki yeni bileşenlerini tarif edecek. Tabi vektörde bir değişme yok. Aynı vektörü ele alıyoruz. Fakat sadece farklı bir oryantasyona sahip eksen sistemi üzerinde düşünüyoruz. Şimdi biraz işin aritmetiğine bakalım. Matematiksel olarak bunu nasıl tarif edebiliriz ona bakalım. Bu yeni eksenlerdeki x apostrof eksenleri üzerindeki bileşeni nasıl matematiksel olarak tarif edebiliriz? Öncelikle bu sx bileşeninin yani eski eksenlerdeki eski x eksenindeki s vektörünün bileşenini bu aradaki dönüşüm açık. Sık ki buna da teta diyelim. Bu açının kosinüsüyle çarpmamız gerekiyor. Önceki videolarda bahsetmiştik bundan. Artı bir de buradaki SY'nin etkisi var. Onun bir projeksiyonu var. Onu da eklememiz lazım. SY çarpı bu sefer sinüs ile çarpacağız. Sinüs teta. Bu yazdığımız eşitlik bize bu bileşenlerin cinsinden bu yeni eksenlerdeki x apostrof bileşenini veriyor. Bir de y apostrof ekseni üzerindeki bileşene bakalım. O da ilk olarak SX'i alacağız. Fakat bu eksi yönde etki ediyor dikkat ederseniz. O yüzden eksi SX bu sefer sinüs teta ile çarpmamız lazım. Artı çünkü bu yeni eksenlerdeki Y'nin etkisi artı yönde. SY çarpı kosinüs teta. Bu bileşenleri bulduktan sonra artık aslında işlemimiz bitmiş oluyor. Çünkü biz bir vektörü hatırlarsanız bileşenleri üzerinden tarif ediyoruz demiştik. Bu SX, SY olabilir. Tabi buraya bazı sayılar gelecek. 2 ve 3 gibi bu sayılardan yola çıkarak vektörü biz buraya çizebileceğiz. Farklı bir eksen sistemi üzerindeki bileşenleri yazdıktan sonra aslında vektörü bulmuş oluyoruz. Buradaki işlemi tansörler aracılığıyla da yapabiliyoruz. O zaman işimiz çok daha kolaylaşıyor. Örneğin bu işlemi bir tansör notasyonuyla yazmak istiyorsak bunları alt alta yazıp birer vektör ve bir rank 2 tansör elde edebiliyoruz. Örneğin bu sol taraftakileri tek bir vektör içinde toplayabiliyoruz. Ne olacak? S, X apostrof ve S, y apostrof tıpkı burada yaptığım gibi bunları bir vektör içinde topluyorum. Eşittir. Önceki videolarda yön kosinüslerinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Ee, A ile gösteriyorduk bunları. Ya da yön kosinüslerine geçmeden direkt açıları yazın. Belki anlaşılması takibi daha kolay olur. Kosinüs teta sinüs teta. Buradaki katsayıları yazıyorum sırayla. Alt taraf eksi sinüs teta. Burası da kosinüs teta olacak. Bunu da rank 2 bir tansör içine topladık. Son olarak e, önceki eski eksenlerdeki yani x, y eksenlerindeki gerilim bileşenlerini yazıyorum. Burada sx ve sy olarak yazdığımız bu şekilde yazdığım zaman bunları bir Tansör olarak da Değerlendirmiş oluyorum yaptığım şey aynı sadece tansör notasyonu içerisinde bunları Göstermiş olduk Tabi Bu tansörleri böyle açık açık yazmak yerine e, Alt simgeler üzerinden de tarif edebiliyorduk hatırlarsanız Bir de öyle gösterelim nasıl olacak buradaki s Vektörü tabi bir de apostrof olması lazım onu buraya taşıyalım Daha kolay olsun bu rank 1 tansör, bir vektör. Dolayısıyla tek bir alt simgeye ihtiyacımız var. O yüzden buraya i yazıyoruz. Yanındaki bu açıları artık yön kosinüsü olarak tarif ediyoruz. Edebiliriz. Onu a ile gösteriyoruz demiştik. Bu rank 2 bir tansör dikkat ederseniz. Bir vektör dizisinden oluşuyor çünkü. Rank 2 bir tansör olduğu için iki tane alt simge kullanacağız. Çarpı son olarak buradaki S vektörü rank 1 olduğu için tek bir alt simge kullanmamız yeterli olacak. Bu şekilde bir gösterim yaptığımız zaman da aynı eksen dönüşümünü bir tansör notasyonuyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada tabi bir vektör için yaptık bunu. Eğer bir vektör değil de 3 boyutlu gerilim durumu için bunu yapıyor olsaydık o zaman önceki videoda bahsettim. Daha doğrusu yukarıda bahsettim. Vektör e, gerilim rank 2 bir tansör diye. Dolayısıyla nasıl olacak? Sigma ij diyelim. Yine apostrofu koyalım başına. Bu yeni dönüşmüş eksenlerdeki gerilim tansörü. 3 boyutlu olduğu için buraya bir eksen daha geleceği için bir yön kosinüsüne daha ihtiyacımız olacak. O yüzden sadece tek bir yön kosinüslerinin toplandığı tansör değil. Bir tane daha yazmamız gerekecek. Çarpı A KL diyelim çarpı sigma K L Buradaki KL de dönüşüm olmadan önceki gerilimin bileşenlerini gösteriyor. Bu indislere yazdığımız bu harfler tamamıyla bizim tercihimizde. Ee, yani ne için kullandığımızı, ne amaçla kullandığımızı, neyi temsil ettiklerini bildiğimiz sürece buraya ne yazdığımızın gerçekten hiçbir önemi yok. Ee, 2 boyut için bu şekilde 3 boyutlu bir gerilim için bu şekilde yapıyoruz dedik Örneğin bir rank 3 ta tansörden bahsediyor olsaydık son olarak bir de bunu Söyleyeyim 4 boyutlu bir Durumda rank 3 bir tansör için Eksen dönüşümü yapıyor olsaydık o zaman Şöyle farklı bir renk alayım karışmasın Nasıl bir şey yazacaktık şu araya sığdırmaya çalışayım bu sefer tabi artık 3 tane indis kullanmamız gerekecekti. Rank 3 bir tansör olduğu için ve 3 tane yön kosinüsüne ihtiyacımız olacaktı. Yeni dönüş, dönüşmeden önceki eksenleri de S, T, V ile gösterirsek AKS çarpı A, L, T. Son olarak da bu ikisi arasındaki M ve V yazacağım çarpı S S T, v. Bu şekilde Rank 3 bir tansör içinde eksen dönüşümlerini böyle bir tansör gösterimi aracılığıyla gerçekleştirmemiz mümkün olabilecekti. Basit bir giriş yaptık konuya. Ne yapmaya çalıştığımızı tarif etmeye çalıştım öncelikle. İlerleyen videolarda işimiz kolaylaşsın diye. Şimdi isterseniz bu eksen dönüşümlerine biraz daha yakından bakalım. Bir sonraki videoda eksen dönüşümleri için kullandığımız matematiksel bir araç üzerinde duracağız.